her an bir olayın ortasında kalıp kendini bir anda gözaltında bulabilirsin. Sakın başıma gelmez deme. Gözaltına alındın, sana yöneltilen suçun ne olduğunu sorup öğren. Önce sağlık muayenesine götürüleceksin. Burada memurlar tarafından bir darba uğrayıp uğramadığın anlaşılır. Muayene esnasında polis odada bulunamaz. Darp edildiğini anlat, belgelendir. Bir yakınına haber verilmesini de isteyebilirsin. Bu kişi arkadaşın dahi olabilir. Bazı memurlar ifaden alındıktan sonra bu hakkını kullandırmak isteyebilir. Sakın bu hatayı yapma. Telafisi olmaz. Yakınların sana avukat bulabilir. Şimdi hayati öneme sahip en kritik aşamaya geldik. İfadenin alınma anı. Bu aşamada yapacağın hatanın telafisi olmaz. İşlemediğin suçtan ceza almamak için gözaltı anının stresi ve heyecanı ile acele hareket etme. Avukatın gelmedikçe susma hakkını kullan. Hiçbir şey konuşmak zorunda değilsin. Maddi imkanın yoksa polise barodan ücretsiz avukat talep etmek istediğini söyle. Avukatın geldiğinde savunma stratejisi oluştur. Akabinde ifadeni ver. Yazıldıktan sonra ifadeni oku. Anlattığın gibi yazıldıysa imzala. Videoyu paylaşıp kaydedin. Daha çok vatandaşımızın faydalanmasını sağlayalım.